Merhaba arkadaşlar. Birinci ünite, dördüncü ders, doğal sayılarda işlemlerden çarpma işlemindeyiz. Çarpma işleminde çarpılan terimlerin her birine çarpan, çarpma işleminin sonucuna da çarpım diyoruz. Çarpan, aynı şekilde çarpan, sonuca da arkadaşlar çarpım diyeceğiz diyelim. Geçelim. Şimdi aşağıdaki işlemleri yapalım diyor. 246 çarpı 7. Bunda problemimiz yok. Ne yapıyoruz? 6 kere 7 42. 42'nin ikisi elde var 4 diyoruz. 6 kere 7 kere 4 diyoruz 28. 4 de buradan 32. 32'nin ikisini yazdık. Artık elde 3 var. 7 kere 2 14. 3 de elde 17. Başka bir şey kalmadığı için yazıyoruz. Sonucumuz 1722 çıkacak diyeceğiz. Önemli olan kriter şu. Şunu alalım. 918 çarpı 75 sayısına bakıyoruz. Şimdi 5 ile çarpıyoruz. Birler basamağından başlayarak. 5 kere 8 40. 40'ın 0 elde var 4. 5 kere 1 5. 4 de elde 9. 5 kere 9 45 arkadaşlar yazdık. Ama onlar basamağına geçtiğimizde sayıyı bir tane kaydırmamız gerekiyor. Şöyle ki, normalde 7 kere 8 56. 56'nın 6'sını gördüğünüz gibi 0'ın altına değil 9'un altına, onlar basamağının altına yazdım. Elde var 5. 7 kere 1 7, 5 de elde 12'nin ikisi. Elde var artık 1. 7 kere 9 artı 63 yapar. 1 de elde 64'ü yazıyoruz. Arkasından topluyoruz. 0, 15'in 5'i elde var 1. Toplarsak 8, toplarsak 8. 6'yı da aktardık. 68.850 çıkıyormuş arkadaşlar. Buradaki çarpma işlemimizin cevabı diyeceğiz. Geçelim. İşleminin sonucunu bulalım. 253, 74 ile çarpıyoruz. 4 kere 3, 12'nin ikisi elde var 1. 4 kere 5, 20. 1 de elde, 21'in 1'i elde var 2. 4 kere 2, 8. 2 de elde, 10'u yazdık arkadaşlar. 7 kere 3, 21. Bir tane kaydırmayı unutmuyoruz. 21'in 1'i elde var 2. 7 kere 5, 35. 2 de elden 37. 37'nin 7'si artık elde var 3. 7 kere 2, 14. 3 de buradan 17 diyoruz. Taraf tarafa toplayacak olursak 2, 2, 7, 8, 1. 18.722 çıkacak cevabımız diyelim. A ve B sayılarının toplamları soruluyor arkadaşlar. Hemen 233'ü 25 ile çarpacağız. A sayısını bulacağız. 15'in 5'i elde var 1. 5 kere 3, 15, 1 de elde 16'nın 6'sı elde var 1. 5 kere 2, 10, 1 de elde 11. 2 kere 3, 6. 2 kere 3, 6. 2 kere 2, 4. Toplayacak olursak 5, aynını aktardık. 12'nin ikisi elde var 1. 1, 1 daha 2, 6 daha 8. Getirdik. 1, 4 daha 5. 5.825'miş. Arkasından 28 ile de 50'yi çarpıyoruz. Hemen ne diyoruz? 0 ile çarpımı 0, 0. 5 kere 8, 40'ın 0 elde var 4. 5 kere 2, 10. 4 de elde 14 diyoruz. Toplayacak olursak arkadaşlar 0, 0, 4, 1. 1400 sayılardan bir tanesi, 5.825 de diğeri. Bu sayıların toplamı isteniyor bizden. 5.825 ile 1400'ü toplarsak 5 ile 0'ın toplamı 5, 2 ile 0'ın toplamı 2, 8 ile 4'ün toplamı 12'nin ikisi elde var 1. Toplarsak arkadaşlar 7. 7.225 yapacakmış diyeceğiz. Geçelim. İçerisinde 150 şeker bulunan kavanozlardan 34 tanesinde diyor. Demek ki arkadaşlar 34 tane ne yapacağız? 34 ile 150'yi çarpıyoruz. Yapacağımız işlem belli. 4 kere 0, 0. 4 kere 5, 20. 20'nin 0 elde var 2. 4 kere 1, 4. 2 de elde 6. 3 kere 0, 0. 3 kere 5, 15. 15'in 5'i elde var 1. 3 kere 1, 3. 1 de elde 4. Toplarsak arkadaşlar 0, 0. 11'in 1'i toplam 5100 adet ne olacakmış? Şeker olacakmış diyeceğiz. Bir mağazada 35 TL'lik tişörtlerden 23 tane, 48 liralık gömleklerden 16 tane satılmış. Toplam ne kadar para elde edilmiştir diyor. 35 ile 23'ü çarpacağız. 23 tane tişört satıldığı için. 48 liralık gömleklerden 16, 48 ile de 16'yı çarpıyoruz. Arkasından toplayacağız. 3 kere 5, 15'in 5'i elde var 1. 3 kere 3, 9. 1 de elde 10. 2 kere 5, 10'un 0'ı elde var 1. 6, 1 de elden 7 yapar. Toplarsak arkadaşlar 805 TL diyeceğiz. 6 kere 8, 48'in 8'i elde var 4. 6 kere 4, 24. 4 de buradan geldi. 28'i yazdık. 1 kere 8, 8. 1 kere 4, 4. Toplarsak buradan da 8
6, 1 geldi arkadaşlar. Toplarsak 7 de buradan. 805, 768. Topluyoruz. 5, 8 daha 13'ün 3'ü elde var 1. Buraya yazdık. 1, 6 daha 7 yapar arkadaşlar. 8, 5 daha 15 yapar. Toplamda 1573 TL para toplanmış diyeceğiz. Çarpma işleminde ABCD ve DEF sayısından kaç fazladır diye sormuş bize. Hemen alırsak bakın 368 ile 245'i çarpmamız istenmiş. Şimdi ABCD'yi biz nasıl buluyoruz arkadaşlar? 5 ile çarparak. 5 kere 8 40. 40'ın 0 elde var 4. 5 kere 6 30. 4 de buradan. 34'ün 4'ü elde var 3. 5 kere 3 15. 3 de buradan 18. 1840 arkadaşlar bizim için A, B, C, D sayısıdır. 4 ile çarpıp hazır yazılmış zaten. 1472 diyeceğiz. 2 ile çarparsak 8 kere 2 16. 16'nın 6'sı elde var 1. 12, 1 de elde 13'ün 3'ü elde var 1. 6, 1 de elde arkadaşlar 7 yapar diyeceğiz. Bu da bizim için kimdir? D, E, F sayısıdır. Bunların farkı soruluyor bize. 1840, 736'dan ne kadar fazladır? 1840'tan 736'yı çıkartacak olursak 0'dan 6 çıkmaz. 10'dan 6 çıkarsa 4 kalır. 3'ten 3 çıkarsa 0 kalır. 8'den 7 çıkarsa arkadaşlar 1 kalacak. 1'i de aynen aktardık. Demek ki 1104 adedince daha fazlaymış diyeceğiz. Gelelim. 3 basamaklı rakamları farklı en küçük doğal sayı. Yapacağımız işlem şu. Hemen açıyoruz. 3 basamaklı en küçük doğal sayı. 1, 0, 2. 102, 3 basamaklı en küçük doğal sayı. 2 basamaklı rakamları farklı en büyük doğal sayı. Bu da arkadaşlar 2 basamaklı rakamları farklı dediği için 98 olarak aldık. Bunların çarpımı soruluyor bizden. 102, 98. Çarpıyoruz. 8 kere 2, 16'nın 6'sı elde var 1. 0, 1 de buradan geldi yazdık. 8 kere 1 de 8 olduğu için yerine yazdık. 9 kere 2, 18. 18'in 8'i elde var 1. 9 kere 0, 0. 1 de elde getirip 1 de yazdık. 9 kere 1 de arkadaşlar 9 yapar. Toplarsak 6, 1, 8 daha 9 yapar. 1, 8 daha 9 yapar. 9'u da aynen aldık. 9.996 çıkacak cevabımız diyeceğiz. Bölme işlemi. Bir bölme işleminde bölünecek sayıya gördüğünüz gibi arkadaşlar bölünen denir diyoruz. Bölenimiz, bölümümüz, kalanımız ortada zaten. 180 bizim için nedir? Bölünen. 180'i kime bölüyoruz? 12'ye. Demek ki bu bölen. Bölende çıkan sonucu arkadaşlar ne diyeceğiz? Bölüm diyeceğiz. Alttaki kısma da ne diyoruz? Kalan diyoruz diyeceğiz. Önemli bir ayrıntı. Bölünen sayı her zaman için bölenle bölümü çarpıyoruz. Ardından kalanla topluyoruz. Nitekim kalanımız sıfırsa arkadaşlar direkt bölenle bölümün çarpımı bize bölüneni verecek diyeceğiz. Yani burada arkadaşlar 180 sayısı 12 ile 15'in çarpıyoruz. Ardından ne yapıyoruz? Sıfırı ekliyoruz. 12 ile 15'i çarpıyoruz. Arkasından da sıfırı ekleyince bölünen sayı olan 180'e ulaşmış oluyoruz diyeceğiz. Yandaki bölme işlemlerinin sonucunu bulalım diyor. Hemen şöyle yapıyoruz. 903 bölü 21 diye yazalım. 9'da 21 yok. 90'da 21 4 kere var. 4 kere 21 arkadaşlar kaç yapacak? 84. Çıkartırsak 90'dan 84 çıkarsa 6 kalır. 3'ü de aşağı indirdik. 63'de 21 3 kere var. 3 kere 21 63. Çıkardık. Sonucumuz kim çıkar? 0 diyeceğiz. Gelelim. 3048'i 24'e bölelim. 30'da 24 1 kere var. 1 kere 24 24 yapar. Çıkartıyoruz. 6 kaldı. 64'ü indirdikten sonra 64'te 24 arkadaşlar bizim için 2 kere var. 2 kere 24 48 yapar. Çıkarttığımızda 6 1 16 geliyor. 8'de indirince arkadaşlar 168'de 24 bizim için 6 kere var diyelim. Hemen ne yapar? 144 çıkart karşımıza. Çıkardığımızda da arkadaşlar 4, 2, 7 kere var diyeceğiz. Nitekim 168 kalanımızda tekrardan 0 olacak diyeceğiz. Geçelim. İşleminin sonucunu bulun diyor. 8631 bölü 63. 86'da 63 1 kere var. 63'ü yazdık. Çıkartıyoruz. 6'dan 3 çıkarsa 3. 8'den 6 çıkarsa 2.
3'ü de yazdık. Burada arkadaşlar 233'te 63 3 kere var. O da 189 yapacak bizim için. Çıkartırsak 13'ten 9 çıkarsa 4, 2, 12'den 8 çıkarsa tekrardan 4. 1 de yazınca 441'de de arkadaşlar 7 kere var diyeceğiz. 7 kere de 3, 21'in 1'i elde var 2, 42, 43. 431'miş. Kalanımız arkadaşlar karşımıza gördüğünüz gibi kim olarak çıkar? 10 olarak çıkar diyelim. Geçelim. 56 kilo bala 1344 lira ödeyen kişi balın kilosunu ne kadardan almıştır diyor. 1344'ü aynen burada olduğu gibi 56'ya böleceğimizi söyleyeceğiz. Geçelim. 2820 metre uzunluktaki bir yolun kenarlarına 12'şer metre aralıklarla şekildeki gibi ışık direği dikilecekmiş. Kaç direk gerekir diyor. 2820'yi arkadaşlar 12'ye bölüyoruz. 28'de 12 iki kere var. 2 kere 12 24 yapar. Çıkardığımızda 4 kalıyor. 2'yi indiriyorum. 42'de 12 3 kere var. 3 kere 12 36 yapar. Çıkartıyorum 6. 0'da indirince 60'da 12 5 kere var. 5 kere 12 60 yapar. Çıkardığımızda tekrardan 0. Kalanımız 0 çıkıyor karşımıza diyeceğiz. Demek ki 235 adet direk gerekirmiş diyelim. Gelelim. Şimdi karşımızda bir çarpma işlemi var. Çarpılanlardan bir tanesi ve sonuç verilmiş, çarpım verilmiş. Arkadaşlar diğeri soruluyorsa yapılması gereken şey şu. 7368'i 28'e bölmek olacak. 71'de 28 arkadaşlar 2 kere var. 2 kere 28 56 yapıyor. Çıkartıyoruz. 5, 1, 6'yı indiriyoruz. 156'da 28 arkadaşlar bizim için 5 kere var. Hemen ne diyeceğiz? 5 kere 140 yapar diyelim 28. Çıkartıyorum 16. 8 indiriyorum. 168'de de arkadaşlar 6 kere var. 6 kere 28 zaten 168 yapar. Çıkartıyoruz. Sonucumuz 0 çıkar diyelim. Geçelim. 6340 TL'lik mobilya alışverişi yapan Ertem Bey önce 3370 liralık kısmını peşin ödemiş. Kalanı da 18'e bölmüş. O zaman ne yapalım? 6340'tan 3370'i bir çıkartalım. Ne kadar borcumuz kalıyor? 0. 4'ten 7 çıkmaz. 14'ten 7 çıkarsa 7 kalır. Burada artık 2 kaldı. 2'den 3 çıkmaz. Komşudan bir 10'luk aldım. 12'den 3 çıkarsa 9 kalacak. Burada 5 var. 5'ten 3 çıkarsa da kim kaldı? 2. 6340 liralık borcun 3370 lirasını peşin ödeyince geriye 2970 lira borcu kalıyor. Bu 2970 liralık borcu da arkadaşlar 18 taksitle ödemek istiyor. 29'da 18 bir kere var. 1 kere 18 18 yapıyor zaten. Alt alta yazdım. Çıkartıyorum. 1 11 7 indiriyoruz. 117'de 18 arkadaşlar 6 kere var diyeceğiz. 6 kere 18'de 108 yapıyor. Çıkardık tekrardan 9 kalıyor. 0'da indirince 90. 90'da 18 5 kere. 5 kere 18 arkadaşlar tekrardan 90 yapıyor. Çıkarıyorum 0. Yani 165 TL aylık taksiti varmış bu bireyin diyeceğiz. 3425 kilogramlık pirinçler 25 kiloluk çuvallara konuluyor. Ve çuvalın tanesi de 74 liraya satılıyor. Hepsi satıldığına göre ne kadar para toplanır diyor. Önce 3425 kiloluk pirinç 25 kiloluk paketlere konulursa ne kadar tutar ona bakalım. Kaç çuval çıkar? 1 kere 25, 25 diyoruz. 34'ten 25 çıkarsak 9. 2'yi indirdik. 92'de 75, 3 kere var. 25, 3 kere 25, 75 yapar. Çıkardığımızda arkadaşlar 17 kaldı. 5'i de indirdik. 175'te de arkadaşlar 7 kere var. 7 kere 25, 175 yapar. Demek ki 0. Bu ne demek? 175 çuval pirinç çıktı demek arkadaşlar. 137 çuval pirinç çıktı demek. Bir çuvalda 74 liraya satıyorsa 137'yi 74 ile çarptığımızda hemen ne geliyor bakıyoruz. 4 kere 7, 28'in 8'i. Elde var 2. 4 kere 3, 12. 2 de elde, 14'ün 4'ü. Artık elde var 1. 4 kere 1, 4. 1 de elde, 5. 7 kere 7, 49'un 9'u. Elde var 4. 7 kere 3, 21. 4 de elden, 25'in 5'i. Elde var 2. 7 kere 1, 7. 2 de elden, 9 diyoruz. Toplarsak 8 aynen aldık. 4, 9 daha 13'ün 3'ü elde var 1. Topluyoruz 11'in 1'i elde var 1. 9, 1 daha 10 yapar. Demek ki 10.138 TL para toplanmış toplam satılan pirinçten diyeceğiz. Arkadaşlar kolay gelsin.